İbn Sina. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Asrındaki her ilmi mükemmel surette bilen, Müslümanlar arasında ilim dünyasının üstad ve şeyhi olarak şöhret bulan, Will Durant'ın ifadesiyle tıpta en büyük müellif ve batıda Avicenna lakabıyla tanınan büyük İslam allamesi İbn Sina, gelmiş geçmiş doktorların büyüklerindendir. Hala Avrupa ansiklopedi ve lügatlerinde doktorların sultanı olarak anılmaktadır. 270 adet eser vermiştir. Kendisine Doğu'nun Aristosu denildi. Görüşleri Avrupa'da 12. asrın sonlarında kayıtsız şartsız kabul edilmeye başlandı. En büyük hizmetleri tıp alanında olmuştur. Şeker hastalığında idrardaki şekeri keşfeden odur. Onun şeker hastalığı konusunda yaptığı açıklamalar, aradan 700 yıl geçtikten sonra İngiliz anatomi bilgini Thomas Willis tarafından yeniden yapıldı. Civayla tedavi usulünü ortaya koyan odur. Ameliyatta şiddetli ağrıları hafifletmek için şuruba afyon, ban otu, sarı sabur ve Hindistan cevizi ilave ederek uyuşturucu ilaç yapmak da onun buluşudur. İlk filtre fikri de İbn Sina'ya aittir. Suyun mikroplardan arıtılması için imbikten geçirme, kaynatma ve filtreleme gibi 3 modern usulü İbn Sina ortaya koymuştur. Enfeksiyoner beyin iltihabını diğer akut enfeksiyonlardan ilk defa o ayırdı. Yine ilk defa o, bugüne kadar daha iyisi olmayacak mükemmeliyet ve açıklık içinde menenjit, sekonder iltihap ve menenjizmin ayrı ayrı teşhisini yaptı. Plörezi, pnömoni, interkostal nevraji ve karaciğer absesi ile perifonitin ilk defa ayırıcı teşrihini yaptı. Yarayı cerrahsız tedavi etme usulünü ortaya koyan yine İbn Sina'dır. İbn Sina fizikle de ilgilenmiştir. Hareket, kuvvet, boşluk, sonsuzluk, ışık ve ısı konularında bilgiler vermiştir. Eğer ışığın görülmesi kaynağından bazı parçacıkların yayılmasına dayanıyorsa, ışığın hızı sonsuz değildir demiştir. Ayrıca İbn Sina özgül ağırlıklar üzerinde de çalışmıştır. Ancak Avrupa'da 17. yüzyılda keşfedilen su ve hava basıncından İbn Sina, Necat adlı kitabında açıkça bahsetmektedir. Demek ki İtalyan fizikçisi Torricelli'den önce de hava basıncı kanununu ortaya atmıştır. İbn Sina, musikide de büyük bir payeye sahiptir. İngiliz Walter Odington'a göre o hala birinci sırada gelen bir musiki ustasıdır. Avrupa, majör gamda 5-4, minör gamda 6-5 fasıla münasebetini İbn Sina ve Farabi'den öğrenmiştir.